Merhabalar, hobilerim kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomuzda motifimizi nasıl yapıldığını anlattık. Bakar mısınız motiflerin birleşme harika oldu gerçekten. Ben dört tane motif ördüm, birleştirdim ki dört motifin birleşmini de görün istedim. Şimdi e, videomda kenar çalışmasını şöyle göstereyim. İki kenar boyunca yaptım. Size şimdi kenarını göstereceğim. Birleştirmesi gayet kolay. Karşılıklı trabzanlardan birleştirdim. Şu noktada da sadece köşeden birleştirdim hanımlar. Şu trabzanlardan birleştirme işlemi yapmadım. Birleştirme videosu çekmedim. Çünkü gerçekten kolay olduğu için. Bir sırada modelin etrafını sadece trabzanla dolandım ki güzel bir kenar kurulumu yapabileyim diye. Güzel bir kanaldasınız. Sadece bir motif örüp paylaşmıyorum. Genelde motiflerimi örüyorum, birleştiriyorum. Şu an gördüğünüz gibi 4 tane motifimi ördüm, birleştirdim. Kenarıyla da modelin kurulumunu yapıp tamamlıyorum. Lütfen modelleri beğeni, yorum ve paylaşımda özellikle paylaşımla desteklerseniz çok sevinirim. Birçok insana ulaşalım istiyorum. Şimdi kameramı yakınlaştıracağım ve kenar kurulum anlatımını yaparak videomu tamamlayacağım. Kenarını tamamlayamadım. Bir an önce akşama kadar bir an önce kenar çalışmasının kurulumunu anlatmak istedim ki birlikte ilerleyelim diye. Yani çok fazla sizi bekletmek istemedim. Tabii ki bitireceğiz, bitmiş şeklinde hep birlikte göreceğiz. Şimdi ben hemen kameramı ayarlayacağım. Şöyle kameramı ayarlamadan önce ipimden de bahsetmek istiyorum. Modeli ben Maxip ile ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar pamuklu ipler. Arama motoruna Max ip diye yazdığınızda önünüze çıkacaktır. Tabii ki modeli siz istediğiniz her iple örebilirsiniz. Evet, şimdi kameramı yakınlaştıracağım ve birleşmiş şeklini ve kenar çalışmasını yaparak modeli tamamlayacağız. Kenarım bu sefer farklı bir çalışma yaptım kenarımı. Tek sırada ilerliyor böyle geniş bir kenar oldu. Hem de uyumlu bir çalışma oldu. Güzel bir çalışma oldu. Yani komple dolana dolana yapılan bir model değil, tekti. De kenarımızı yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bu da çok büyük bir avantaj oldu. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bana soracak olursanız şöyle iki tane motifle bir uç çalışması, ara çalışması bile yapabilirsiniz bu motifle. 2 2 2 2 ekleyip bir ara danteli bile yapabilirsiniz. Birleşimi harika duruyor. Konsol yapabilirsiniz, masa örtüsü yapabilirsiniz, sehpa örtüsü yapıp her çalışmayı yapabileceğiniz harika bir kurulum oldu. Hemen kameramızı yakınlaştırıyorum. Evet kameramı yakınlaştırdım. Birleştirmeyi bahsettim. Şöyle bir kere daha göstermek istiyorum. Karşılıklı trabzanlardan motifleri birleştirdim. Köşeden birleştirdim. Şu köşe trabzanlarından birleştirme gereği duymadım. Tabi istiyorsanız siz bu noktadan da birleştirebilirsiniz. Bir sıra boyunca trabzanla dolandım. Burada da doğaçlama yapabilirsiniz. Kendi elinize göre modelin duruşuna göre trabzanlarınızı yapabilirsiniz. Bu alttaki 7 trabzanı tekrar ettim. Zincir ağlarımı ise sadece 3'er adet yaptım. Çok büzgülü bir kenarım olsun istemedim. 3'er trabzan yeterli oldu. Belki siz isterseniz burayı 4 yapabilirsiniz. Şu geçiş aralığına da sadece 2 trabzan yaptım. Yani doğaçlama olarak komple modelin etrafını bir sıra boyunca trabzanla dolandım ki güzel bir kenar yapabileyim diye. Köşemi de aynı şekilde 6 adet trabzanla doldurdum. Herhangi bir zincir dönüş zinciri falan çekmedim sadece bir bütünlük elde etmek için trabzanla doldurdum şimdi ben kenarın iki sıra boyunca kurulumunu yaptım ama başlangıcını size göstermek istiyorum o yüzden şöyle ufak bir ipim var sonra kurulumu yapacağız Tabii ki siz istiyorsanız farklı bir kenarda yapabilirsiniz ama bu kenar gerçekten güzel durdu ben çok beğendim hemen şöyle Ufak bir ipim var. Hatta kenar çalışması yaparken birazcık söktüğüm iplerimden bir tanesi. İpimin ucuna bir zincir ilmeği atacağım. Böyle çok uzun uzun videolar olsun istemiyorum. Sizi de yorsun istemiyorum. Hemen köşeden şöyle sabitliyorum ipimi. Kenarın başlangıcından başlıyorum ki anlatmaya. Birazcık daha kameramı netleştireyim başlangıç olarak hemen bu köşe noktasına ipimi sabitledim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına şöyle ipimi iki kere aldım. 1, 2, 3. Üçüncüye bir trabzan yapıyorum. Ve 4'te çıktığım bir trabzan yaptım. Şu şekilde bir V oluşturdum hanımlar. Buradan çok mu yakın olduk ya? Şöyle belki Birazcık daha uzaklaşabilirim. Gerçekten bu ışığı da ayarlayamıyorum. Çok üzülüyorum. Bazen güneş açıyor, bazen kapatıyor. 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim ilk trabzan. Dönüyorum. Bu yapmış olduğum trabzanı trabzan yapacağım. 2 zincirimle birlikte 3 4 5, 6, 7 ve 8, 8 adet trabzan yapıyorum. 8 tane trabzan yaptım. Arada iki tane trabzan atlıyorum. Bakın, 1, 2 atlayıp 3. I'ye kilitliyorum şöyle şekilde de kilitleyebiliriz. Üçüncüye kilitledim. Tekrar buradan üç tane zincir çekiyorum. Yine bir, iki, üçüncüye kilitliyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Dört tane zincirimi çektim. Modelin tersini çeviriyorum, ters tarafını. Tersini çevirdim. Tığımın başına ipimi bir kere aldım. Burada ilk trabzanımı bir trabzan yapıyorum. Arada bir iki zincir çekiyorum, bir atlıyorum bir sonrakine trabzan. Yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir atlıyorum bir sonrakine. Bir, iki zincir çekiyorum. Bu sefer hemen şöyle sondakine trabzan yapıyorum. Şimdi şuradaki boşluğumu da sayarsam eğer bir, iki, üç, dört tane boşluk oluşturmuş oldum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı adet zincir çekiyorum. Modelin ters tarafındayım hemen şöyle düzünü çeviriyorum düzün çevirdim geriye dönüyorum ve kapatıyorum ucuna bir kirpik yaptım zincirimi gayet basit şimdi aynı boşluğuma trabzan yapıyorum şimdi boşları boş kutularım var aralara 2 adet trabzan yapıyorum iki tane trabzan yaptım. Bir tane de burada trabzan üzerine yapacağım. Bir tane de trabzan üzerine yaptım. Üç tane zincir çekiyorum. Bu üç zincirimi en son yapmış olduğum bu trabzanın üzerine kilitliyorum. Şimdi diğer boşluğunu dolduruyorum. İki tane araya yapıyorum. Bir tane de tırabzan üzerine yapıyorum. 1 2 3 zincir geriye dönüyorum. Kapatıyorum. Tekrar Şimdi model büyük oldu. Küçük bir sehpam var. Oradan sarktı. Aşağı aşağı çekiştiriyor. Şöyle net güzel bir görüntü olsun istiyorum anlayabileceğiniz. Ben uğraşırken. Şimdi oturup örmekle kameranın altında örmek arasında dağlar kadar fark var. Yani oturup televizyon karşısına örmekle kameranın altında örmek çok farklı. Bakın 1, 2, 3, dört tane kirpik yaptım. Şimdi şurada benim 4 zincirle dönüş yaptığım büyük boşluğum var. Bu büyük boşluğuma trabzan yapacağım. Tam 8 adet. Yani bu boşluk size biraz küçük gelebilirse 4 zincirle döndük. Bir artırabilirsiniz. 5 zincir yapabilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi bu boşluğuma da 8 tane trabzan yaptım Bakın. devamı bu şekilde burası benim başladığım nokta şu nokta şimdi bu 8 tane mı hemen 1 2 3. kilitleyeceğim şu şekilde kilitledim Böylelikle bir yaprağı tamamlamış olduk. İkinci yaprak içinde kurulumu başlatmış olduk. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1-2-3 3 üç. Üç zincir çektim. 1-2-3 Tırabzan ileri alıyorum. Ipimi bu zincirimle. 1-2-3 4 tane zincir çektim. Şu boşluğun. Benim trabzanlarım için yeterli geliyor ama dar gelirse sizin için bir tane artırabilirsiniz. Tığımı ipimi bir aldım buradaki ilk trabzanı trabzan yapıyorum. Şimdi boşluğumu tekrar yaptım. Arada 1 2 zincir çekiyorum, bir atlıyorum bir sonrakine. Tekrar bir iki zincir çekiyorum bir atlıyorum bir sonrakine güzel bir kenar oldu bir iki geniş bir kenar oldu bir atlıyorum bir sonrakine yine bu boşluğumu da sayarsam 1 2 3 dört tane boşluğum oldu şurada bir tane kir trabzanım fazla bilerek fazla burada kirpik arası boşluk gibi duracak Altıyı da geri dönüyorum. Bakın ikinci kuruluma başladı. Tekrar kirpiklerimi ve trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Adımlarımı iki trabzan atlayıp üçe kilitliyorum. Duruşuna göre ayarlayabilirsiniz. Böyle çok bol gibi duruyorsa atlarken ben iki atladım. Siz üç bile atlayabilirsiniz. Şöyle bırakacağım. Hatta yapmış olduğum geniş kenarda görelim. Evet. Şöyle bir bakalım. Bakın ne kadar güzel bir çalışma oldu. Şimdi ben bunu bitireceğim. Bitmiş şeklini de size başka bir modelin anlatım videosunun başında sonunda veya tek başına tekrar çekeceğim. Kenar çalışmasını bitiremedim. Ama kurulumu ve birleştirmeyi bu şekilde yaptım. Şimdi motif videosunu paylaştım. İstiyorum ki motifleri öğrenelim. Hep birlikte ilerleyelim. Çünkü bunun arkasına yine harika bir model geliyor hanımlar. Beğeni butonuna basmayı özellikle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.